İYİ Parti grubu adına Sayın Subaşı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önergesini desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Biraz önce tartıştığımız önergede de yürütmenin yasama ve yargıya müdahalesinde neler olabileceğini anlatmaya çalışmıştık. Fakat sayın hatipler bize 104. maddeyi okudular, anayasanın 104. maddesini. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir maddesini okuduktan sonra aynen harfiyen bunlara uyulduğunu söylemek istediler. Ama bu yazılı metinlerde olduğu gibi cereyan etmiyor. Maalesef yargıya içeriden ve dışarıdan müdahalelerle yargının ne hale geldiğini şu yakın tarihte görüyoruz. Bundan önceki bir Ergenekon skandalı yaşanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı terör örgütü başıdır diye tutuklandı ve aylarca cezaevinde kaldı. Birçok generali de tutukladık ve mahkum etmeye, hatta müebbet hapis cezaları vermeye başladık. Yine bugün geldiğimiz noktada yine bir takım etkiler nedeniyle yargının geldiği noktada Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin FETÖ'den yargılandığını, sorgulandığını görmeye başladık. Bir nevi yine Ergenekon yargıları gibi yargının hedeflerinden ve çizgisinden saptığını görüyoruz. Maalesef bizim önergemizde de anlatmak istediğimiz buydu. Yani yargı, yasama, yürütme güçlü bir kuvvetler ayrılığı sistemiyle birbirinden ayrılmadığı zaman, kendisini bağımsız görmediği zaman, hele hele yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve teminat gibi kurumları kaybolmuşsa yargının savrulması doğaldır. Ama Şamil Tayyar'ın ifade ettiği ve sık sık sözü geçen bu borsa konusu, parasal ilişkiler yargıda olur mu, ona girmek istemiyorum. Çünkü yargıyı böyle bir töhmet altında bırakmak... Son cümlelerinizi alayım, lütfen toparlayın. Açalım. Ancak bu konuşulduğuna göre bu konuda birçok kişi de tutuklu ve mağdur edildiğine göre, on binlerce, yüz binlerce kişi, fakat birçoğunun da yurt dışında ve de rahat ve huzur içinde yaşadığını görmek, varlıklı olanların, tabii ki bu kuşkular yaratıyor. Bu söylenmeye başlamışsa bu önergelerin desteklenerek yargı içinde, yargının aklanması içinde, araştırılmasında büyük yarar vardır diye düşünüyorum. Biraz önce yargı reformu gibi önemli bir konu sarayda açıklanmışsa hiçbirimizin haberi olmadan, yargının savrulduğunu sık sık görmüşsek, hedeflerinden saptığını görmüşsek, biz yine kuvvetler ayrılığı konusunu aylarca, yıllarca tartışarak bu başımızdaki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini daha çok...